Hiç de geçmiyor. Hiç de geçmiyor. Fiyatlar devamı zemli. Millet kendi kendine zemli. Yani öyle bir şey yok. Devlet yapıyor. Bilmem kim yapıyor. Bilmem kim yapıyor. Kendimiz yapıyor. Kendimiz yapıyor. Bak bir yerde zevzatçı var. Gittim domatesin en yerlisini, iyisini 5 kağıta aldım. Bugün burada kaç para? 15 milyon, 20 milyon. Kim yapıyor? Kim yapıyor? Millet yapıyor. Kendi kendimizi yapıyor. Bir de siz devlete atıyla devlet yapıyor. Devlet nerede yapıyor? Millet kendi kendine fiyat bağlanıyor. Devlet mi bağlanıyor? Mesela bunun maliyeti kaç var? Ne mazotelo? Savaş oluyor. Savaşta ne ilgisi var? Millete hangisini değilse savaşta. Savaşta ne ilgisi var? Tepkisi ne yapacak vatandaş? Mecbur alacak mı millet? Ne yapacak? Bahalı kızım. Çok bahalı onun. Bahalı bir gün domates 17 milyon. Ben kendi pazarla ettim de aldım da. 17 milyon. Domates kilosu 17 milyona olur mu ki? Ya kendi kendine bahayı dedim. Değiller mazot. Savaş oluyor. Bile lafla yalan da söyleyler değil mi? Yani savaşın ne kadar var dolmanın, elmanın şeysi. Vatandaşlar ki deyik vucdan kalmamış artık. Bağlı ya çok ağırmıyorlar ya. Evet her şey de bağlı. Her şey de bağlı. Şimdi bunlar 45 mi 40? Muzun kilosu 35 milyon ya. Havala 35 milyon oldu. Soğan kilosu 10 milyon, 12 milyon. Salatalı 15 milyon. Soğan 10 milyon, patates de 10 milyon bence. 12 mi 10 milyon? Çok bağlı. Bağlı ablam bir mandalin 10 lira, 8 lira. Elma bak 17, 15. Normal. Araba parası, araba oradan buraya geliş çok pahalı. Yani nakliye parası olduğu için. Valla muz pahalı. Ya işte oradan buraya gelme al çok para. Çok. Aha, olur. Başka bir şey. Ya işte parası olan al. Olmayan. Tabii alır ne yapsın? Millet açlıktan ölsün mü? Ne yapsın? Evlen. Ya işte ne diyebilirim? Bir şey diyemem. Bu hafta fiyatlar gördüğünüz gibi 35 liradan başlıyor her şey. Ama geçen seneye göre iyi biraz. Çünkü patlıcanın 40 lira olduğunu gördük. Baya yükseldiğini gördük. Limonun bile altın fiyatıyla yarıştığı bir dönemden geçtik. Yani geçen seneye rağmen bu sene baya biraz indirimli. Mesela demin aldım patlıcanımı 7,5'tan aldım. Soğanımı 7,5'tan aldım. Patatesimi 7,5'tan aldım. Öyle. Vallahi kim memnun olmaz ki indirimden? Siz, şahsen siz de memnun olursunuz yani. Ama şöyle söyleyeyim. Günü birlik çalışan insan için bu pazar fiyatı yüksektir. Yani bir amele işçisini düşünün, inşaat işçisini düşünün. 100 lira kazanıyorsa o 100 lira bu haftanın pazarına bile belki yetmeyebilir. Ekonomiye bağlıyorum. Çünkü ekonomi yükseldikçe fiyatlar da yükseliyor. Mesela dolar üzerinden konuşayım. Dolar yükseldikçe eşyalar da yükseliyor. Mesela şu gördüğünüz pazar bile onlara bağlı. Şu gördüğünüz eşyalar bile dolar üzerinden geliyor yani. Ekonomiye bağlıyorum. Ekonomi yükseldikçe pazar da yükselir. Bu hafta fiyatlar uçmuş yani. Bir kilo domates ben geçen hafta aldım 7,5 milyon liraya. Bu hafta diyor 15 liraya. Bir kilo elma 15 lira diyorlar. Ben ne alacağım ne almayacağım. Bir kilo muz 35 milyon olmuş. Ben gelmişim 3 kilo soğanla eve döneceğim. Bunun erzakı var, bunun şeyi var. Ben ne alacağım ne almayacağım yani. Vatandaşın halini görüyorsunuz yani. Bir kilo patates diyor 15 milyon. Ben ne alacağım yani? Kuru patates, kuru soğan. Ya yani geçim ne olacak? Ben hamballık yapıyorum yani. Zararsız borsasında ben hamballık yapıyorum. Bir gün çalışıyorum, 10 gün oturuyorum evde. Yani geçinmek zordur yani. Yani vatandaşın halini görüyorsunuz işte. Bakın. Herkes sebze meyve almak istiyor, alamıyor. Yani boş eliyle eve dönüyor. Yani ne yapacağız yani bu halde? Şikayetçiyiz ya, ben şikayetçiyim yani şahsen. Bir kilo nar 15 milyonum olmuş. Hadi bakalım. Bir kilo mandalina 10 lira olmuş. 5 kilo alsam 50 milyon.
Her bir pazar, bir pazarda 1 milyar para gidiyor. Her bir pazarda. Her haftada 1 milyar, ayda 4 milyar sadece manavdır. Bu yükselen fiyatlar hepsi mazota, akır yakıta bağlı. Geçen sene mazot 15-20 milyondu, bu sene 40 milyon, 41 milyon. %200. Bu vatandaş nasıl geçim yapacak yani? Giller artık başının çaresine kaldırmış gidiyor yani. Ne yapacak? Olan fakir fukara oluyor. Kimseye olmuyor yani. Fakir fukara olmuyor. Manavca eyvallah. Mazota eyvallah. Olan fakir fukara oluyor. Bir fakir fukara bir pazara çıktığı zaman haftada bir gün 1 milyardan aşağı pazar parasını vermiyor. 1 milyar. Ben almışım 3 kilo patates, bir çift kiftalık. 200 milyon para mı gitmiş ya? Ben ne yapacağım, ne edeceğim? Hadi bakalım. Hani bu milletin hali nasıl olacak? Rezillik nasıl olacak? Nereye gidecek? Bu fakir fakara bir iş versinler, bir maaşa bağlasınlar. Ben ne diyeceğim yani? Anne!